أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم ذو الجلال والكمال جل جلاله يا sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasında bizleri de dahil eylesin. Kıymetli müminler, değerli hazirun, Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kullarını konuşmaya devam ediyoruz. Mevla Teala'nın bugüne kadar acizane Allah'ın sevdikleri şunlardır diye söze başlamıştık. Bu akşam bir farklılıkla Mevla Teala'nın sevdiği kullarını arz etmeye çalışalım. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyurdu: Es'en billah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Bu akşama kadar 3-5 sohbettir. Allah şu kullarını sever. Üst başlığında konuştuk. Şimdi diyeceğiz ki eğer Allah bizi sevsin istiyorsak. Mevla öyle diyor. Kul Habibim de ki in kuntum tuhibbunallah. Allah sizi sevsin. İstiyor musunuz? Evet, Allah razı olsun. Eğer Allah sizi sevsin istiyorsanız fettebi'uni de ki bana tabi olun. Yani Resulullah Aleyhisselam'a. Eğer Allah bizi sevsin istiyorsak Efendimiz'e tabi olacağız ki yuhibbukumullah. Allah sizi sevsin. Demek Allah kimi seviyor? Resulüne uyanları seviyor. Allah bizi sevsin istiyorsak yol belli. Allah'ın Resulüne ittiba. Peygamber'e uyanları, tabi olanları, yolundan gidenleri Allah Azze ve Celle seviyor. Mevla Teala inşallah bu manada bize de sevdiği kullarından olmak, Resulüne ittiba eden kullarından olmak nasip eylesin. Demek ki bu akşamki acizane dersimiz Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba. Mevla ayeti kerimelerde, çok ayetlerde atiullah ve atiur resul. Allah'a itaat, Resulüne itaatten bahseder. Hem Allah'a itaat edin hem de Resul'e itaat edin. Bir ayetinde de men yuti'ar rasul fakat ata'allah. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş gibidir. Başka bir ayet-i kerimede ve ma arsalna min rasulin illa liyuta'a. Biz hiçbir peygamber göndermedik ki kendisine itaat edilmesin. Yani gönderdiğimiz bütün peygamberlere itaat edilsin diye gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'a ittiba, ona itaat etmek Allah'ın kullarından emri ilahisidir. Kulluk vazifesidir, ümmetlik görevimizdir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki hepiniz cennete gireceksiniz buyurdu. Küllü ümmeti yedhulûnel cenne. Ümmetimin tamamı cennete girecek. İlla men eba. Ama direnenler müstesna diyor Efendimiz. Ümmetimin tamamı cennete girecek. Direnenler müstesna. Kıyla denildi ki ve men eba. Direnenler kimdir ya Resulallah? Buyurdular ki men ata'ani fakat dehelel cenne. Bana itaat edenler cennete gireceklerdir. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ اَبَى
bana asi olanlar da direnenlerdir. Demek ki ümmetimden cennete girecek olanlar kimler? Peygamber'e itaat edenler, direnenler. Yani cennete girmekte direniyor, girmek istemiyor. Kimdir? Onlar da peygambere asi olanlar. Peygambere ittiba etmeyen, itaat etmeyenler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. Men ahabbe sünneti fakat ahabbeni. Ve men ahabbeni kâne ma'iyye fil cennet. Sünnetlerimi seven beni sevmiş gibidir. Beni seven de cennette beraberiz diyor. Cennette peygamberle beraber olmak ister miyiz? Ya Rab ne olur bizi peygamberle cennette komşu eyle. Bu boş laf. Samimi misin? Allah Resulü'nün cennette komşusu olmak istiyor musun? Bak Efendimiz yolunu göstermiş bize. Bu kavli duanın kabulü için fiili dua lazım. O da men ahabbe sünneti, sünnetlerimi sevin diyor. Sünnetlerimi severseniz beni sevmiş olursunuz. Zaten peygamberi seven sünnetini sevmez mi? Hele ahir zamanda men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti, ümmetin fesada uğradığı zamanda sünnetlerimi seven diyor Efendimiz, felehu ecru mi'eti şehid. Onlara 100 şehit sevabı verilecek. Ümmetin fesada uğradığı bir dönemde miyiz? Hiç şüpheniz olmaz. Hani Allah Resulü Aleyhisselam'ın öyle günler gelecek, sünnetim terk edilecek, bid'atlar yerleşecek, ümmet sünnetten uzaklaşacak. Bırak sünneti, ayetlerin terk edildi. Yani şöyle sokağa çıktığınız zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Şu sokaklara Ramazan hiç uğramış mı? Hala şu meydanda yani 2 tane, 3 tane Allah razı olsun dua ediyorum. Ramazan'a hürmeten dükkanını kapatan insanlar 2'yi 3'ü geçmiyor. Sanki Ramazan öncesi gibi değişen bir şey yok. Lokantalar açık, kafeler açık, kahveler açık. Sokaklarda utanmadan, sıkılmadan sünnetleri geçtik. Bak böyle bir zamanda diyor Efendimiz, farzların yanında benim sünnetlerime de ittiba edenlere Allah 100 şehit sevabı yazacaktır. Mesele ne? Peygamber'e ittiba etmek, Efendimiz'e itaat etmek, sünnetleri üzere yaşamak. Haddi zatında Mevla Teala Kur'an'da ne buyurdu? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنٌ. Peygamber sizin için numune-i imtisaldi diyor Allah. Yani sizin için örnektir, üsve-i hasenedir. Allah Azze ve Celle bizi niye yarattı? Kendisine kulluk yapalım diye. Peki nasıl kulluk yapalım ki Allah bizden razı olsun? Mevla diyor ki model peygamber. Örnek alacak olduğunuz kişi peygamber. Onu size örnek olsun diye gönderdim diyor Allah. Ona benzemeye çalışın. Onun gibi olamazsınız da onun gittiği yoldan, izinden, yolundan, sünnetleri üzere giderseniz ha o takdirde sizden razı olurum Allah diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti üzere yürümek, yaşamak, Efendimiz'e benzemeye çalışmak, ona layık ümmet olmak takdir edersiniz ki Efendimiz'i sevmekle alakalı bir şeydir. Hani kişi severse, seven sevdiğine de benzemek ister. Seven sevdiğine itaat eder, seven sevdiğine uyar. Sevdiğinin yaptıkları ona güzel görünür. Bugün ümmetin sünnet problemi varsa, peygamber sevgisinde bir sıkıntı var demek. Peygamber imanında bir problem var demek. Bizim peygambere imanımız ve muhabbetimiz, sahabenin imanı ve muhabbeti gibi olsa, bugün sünnetlerde bu ümmet zorlanır mı? Niye zorlanıyoruz? Çünkü sünnet bize ağır geliyorsa o sünnetin sahibine olan muhabbet ve imanımıza sıkıntı var. Sahabe Allah Resulü Aleyhisselam'a nasıl ittiba etmişlerdi? Yani sahabenin de Efendimiz'e olan ümmetliği bizim için örnek.
Nasıl ümmet olmak lazım? Nereden öğreneceğiz? Sahabeye bakacağız. Sahabe peygambere nasıl ittiba etmişler, ümmet olmuşlarsa bizim de örneğimiz sahabe hayatı. Sahabe Efendimiz'e nasıl tabi oldular? Sahabenin Efendimiz'e tabi olmalarına geçmezden evvel sahabenin Efendimiz'e olan muhabbetini önce bir konuşalım. Sahabe Allah Resulü Aleyhisselam'ı nasıl sevdiler? Şöyle bir iki örnek verelim. Hani sahabenin Allah Resulü Aleyhisselam'a konuşmaya başlarken hep diyoruz ki sahabe diyorlardı ki söze başlarken fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bunu laf olsun diye söylemiyordu sahabe. Yeri geldiğinde anasını, babasını, yeri geldiğinde canını peygamber için ortaya koyan bir sahabe mi? Sahabe Efendimiz öyle sevdiler. Bizim gibi sözle ya sana canım feda olsun demediler. Uhud Harbi'nde Hazreti Katade radıyallahu anh Efendimiz'e doğru gidecek olan oka bedenini okun olduğu tarafa doğru çevirdi. Ok Katade'nin gözüne isabet etti. Var mı içinizde yapabilecek, içimizde yapabilecek? Göz göre göre peygambere giden oku başıyla engellerken gözüne isabet eden Katade radıyallahu anh canını ortaya koyuyor. Talha radıyallahu anh Efendimiz'e isabet edecek olan oka elini hiç düşünmeden uzatıyor, ok elini paramparça ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam uğruna Sa'd bin Ebi Vakkas'a annesine diyor, evlatlıktan reddederim, mirasından mahrum ederim. Ne dediyse Sa'd'ı vazgeçiremedi. En sonunda dedi ki, ya Muhammed ya ben dedi. Eğer dönmezsen canıma kıyar intihar ederim dedi. Hani dedi ki anam babam feda olsun. Lafla demedi sahabe bunu. Sa'd annesine dedi ki ana başımın tacısın. Sever sayarım. Ama kusura bakma. Peygamberle sen aranda beni tercihe mecbur bırakırsan senin gibi bin tane annem olsa peygambere değişmem. Hazreti Hubeyb dar ağacında idam edilecek. Mekkeliler intikam alıyorlar. Bedir'in intikamını Hubeyb'e dediler. Yani düşünün şöyle birkaç dakika sonra idam edileceksiniz. Sehpadasınız. Hatta çarmıha gerdiler. Ellerinden çiviyle astılar Hubeyb'i. İşkence ede ede. Dediler ki sana son bir fırsat Hubeyb. Bak ölüyorsun. Yazık günah. Ne uğruna ölüyorsun? Muhammed uğruna. Muhammed şu an Medine'de rahat. Muhammed rahat ama sen onun uğruna ölüyorsun bak. Eğer dersen ki ben Muhammed'i tamam bıraktım, terk ettim, atalarımın dinine döndüm, seni serbest bırakırız. Hubeyb'in o esnada verdiği cevap, Allah'a yemin olsun dedi. Bırak Allah Resulü'nü satmayı, terk etmeyi. Şu an Medine'de bilsem dedi, Efendimin ayağına diken battı, onun ayağına diken batacağına, Hubeyb'in canı yoluna feda olsun dedi. Mekkeliler dediler ki, vallahi biz Muhammed kadar dünyada sevilen kimseyi görmedik dediler. Şimdi sevgileri böyle, sabaha kadar anlatsak, sahabenin hayatı dolu peygamber sevgisiyle. Ebu Bekir radıyallahu anh, sahabeden bahsetmişken Ebu Bekir'i geçersek haksızlık olur. Efendimiz Aleyhisselam'a Mekke'nin fethi günü babasını getiriyor Ebu Kuhafe'yi. İman edecek. Ebu Kuhafe yaşlı ihtiyar bir vaziyette. Ayakta zar zor yürüyor. Yani benzetmek gibi olmasın bizim Hacı Hüseyin gibi. Allah ömrüne bereket versin. Vücuduna sıhhat afiyet versin. Hasta o yaşta sabah namazına buraya geliyor, teraviye geliyor bak. Nice genç delikanlılar efendim kahve köşelerinde sürterken o yaşta hasta haliyle buraya geliyor, onun gibi nice yaşlılar. Allah razı olsun, sıhhat afiyet hayırlı uzun ömür versin. Ebu Kuhafe de radıyallahu anh böyle. İhtiyar yaşlı. Ebu Bekir tutmuş elinden Müslüman olacak. İman edecek, Efendimizin yanına getirmiş. Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki ya Ebu Bekir niye babana zahmet ettin dedi yani biz ayağına giderdik
Ebu Bekir radıyallahu anh dedi, yani bu yaşına kadar gavur olarak yaşamış. Şimdi Müslüman olacak, iman edecek. Bırak biraz yorulsun ya Resulallah dedi yani. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe iman etti. Kelime-i şehadet getirdi. Ebu Bekir için nasıl bir mutluluktur? Hani bugün öyle de İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettik ya. Ya Rab mahşerde beni babam iman etmemiş, mahcup edecek misin diye. İbrahim Aleyhisselam babası imansız gitti. Ebu Bekir'in babası iman ediyor, Ebu Bekir ağlıyor. Efendimiz dedi, niye ağlıyorsun ya Ebu Bekir? Ya Resulallah dedi, isterdim ki babamın yerinde amcan Ebu Talip olsaydı da o iman etseydi. Eğer o iman etseydi sen buna daha çok sevinirdin. Senin çok sevinmene ben daha çok sevinirdim. Hani benim babam iman etti, ben mutluyum çok. Ama senin amcan iman etseydi sen daha çok mutlu olacaktın. Senin daha çok mutlu olmanı kendi mutluluğuma tercih ederim. Nasıl sevmişler peygamberi aleyhissalatü vesselam. Şimdi o sahabenin Efendimizin sünnetine olan bağlılığına bak. Dedik ya sünneti sevmek için önce sünnetin sahibini sevmek lazım. Sahabe gibi peygamberi severse bak onun sünneti o zaman zor gelmez. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kabe'yi tavaf ediyor. Hacer-ül Esved'e geldi. Şöyle baktı Hacer-ül Esved'e ne dedi? Ey Hacer dedi. Sen benim için bir taşsın dedi. Ama değil mi ki Allah Resulü'nü seni öperken gördüm, ben de seni öpeceğim dedi. Hacer-ül Esved'i niye öptü Ömer radıyallahu anh? Peygamberi onu öperken gördüğü için öptü. Allah Resulü bir şey yaptı mı? Peygamber bir şey yapmış ve sahabe bunu görmüşse o iş yapılacak. Hatırlayın burada anlattık zamanında. Allah Resulü cemaate namaz kıldırıyor. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah daha namaz içinde. Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah ayağındaki mestin dedi bir tanesine necaset var. Namaza mani farkında olmamış Allah Resulü Aleyhisselam. Şöyle çaktırmadan namazı bozmayacak şekilde ameli kalil ile çıkart onu ayağından. Efendimiz hem namaz kılıyor hem de o bir tane diyelim sağ ayağındaki mesti çıkarttı. Namaz bitti, selam verdi, arkaya döndü. Baktı ki o gün sahabeden ayağında mest olanların hepsi Allah Resulü hangi ayağındaki mesti çıkartmış? Onlar da o ayaklarındaki mesti çıkartmışlar. Efendimiz tebessüm etti. Dedi ki hayırdır? Bana Cebrail dedi ki ayağındaki meste pislik var, namaza mani. Ben onun için çıkarttım. Siz? Dediler ya Resulallah biz seni bir şey yaparken gördük. Senin yaptığını yapmazsa Allah bizi azap eder diye korktuk. Sahabenin hayatında peygamber, peygambere ittiba, sünnet nasılmış? Peygamber bir şey yaptı mı? Bir daha bunu yapın demezdi Allah Resulü. Sahabenin görmesi yeter. Hatırlayın Hudeybiye gününü. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Mekkelilerle anlaşma imzaladığı gün sahabenin içine sinmiyor değil mi? Sahabe şöyle nasıl olur da bu anlaşmaları imzaladı. Hazreti Ömer bile Ebu Bekir Efendimiz'e geldi ne dedi? Ya Ebu Bekir dedi bu Allah'ın Resulü değil mi? Evet. Yani Allah Resulü haşa yanlış yapar mı? Haşa. Ya nasıl oluyor dedi. Bu anlaşmaların altına imza atıyor. Sahabe kabullenemiyorlar Hudeybiye'yi. Efendimiz Aleyhisselam ne dedi? Hani yola çıkarken bir rüya üzerine çıkmışlardı. Kabe tavaf edilecek, umre yapılacaktı. Ama Efendimiz anlaşma gereği geri dönüyoruz dedi. Geri dönerken de herkes beraberine getirdiği koyunları, davarları neyse kessinler, kurban etsinler dedi. Sahabe hiç duymadılar Efendimizin bu söylediğini. Çünkü hala Efendimizin Hudeybiye anlaşmasını imzalamasını sindirememişti sahabe. Efendimiz çadırına girdi. Annemiz, Safiye annemiz yanlış hatırlamıyorsam yanında. Efendimiz o halde görünce Ümmü Habibe annemiz de olabilir. Hayırdır ya Resulallah? Efendimiz dedi korkuyorum dedi. Emrime ittiba etmedikleri için Allah ceza verecek sahabeye. Korkuyorum. Kendi adıma değil söz dinlemiyor sahabe. Annemiz ne dedi ya Resulallah? Onlar şu an dedi
bu işin şokunu atlatamadılar. Sen dedi onlara bir şey söyleme. Çık dedi kendi kurbanını kes. Onlar seni görsün. Seni görürlerse gereğini yaparlar. Bak annemizin ferasetini görüyor musun? Efendimiz aynen dediği gibi yaptı. Sahabe Efendimiz'i gördüğünde bir anda elhamdülillah. Efendim Allah Resulü'nün yaptığını onlar da yaptılar. Yani peygamber bir şey yaptı mı sahabe hayatında? Onlar artık peygamberin yaptığını yapmak sahabe için efendim bir nimet, bir lütuf idi. Hatta bırak Efendimiz'in yaptığı bir şey yapmayı, sahabe hayatında peygamber ve sünnet. Allah Resulü Aleyhisselam bir gün sahabeye sohbet yapıyor. Sohbet esnasında da mescidin içinde, mescid dedir bizim cami gibi aklınıza gelmesin yani. Öyle üstü hurma lifleriyle kenarları kerpiçten örülmüş, üstü açık gökyüzü görünüyor yani. Buradan konuşsan dışarıdan duyuluyor. Mescidin içinde diyor sahabeden birileri ayakta aralarında konuşuyorlar. Efendimiz Aleyhisselam da sohbete başlayacak. Oturun dedi sahabeye. Oturun. Ama bu sözü mescidin dışından da duyuldu. Dışarıda gelenlerden biri. Dört Abdullah'tan biri. Ya İbni Ömer ya İbni Mesud. Yanlış söylemek istemiyorum. İkisinden biri. Allah Resulü Aleyhisselam oturun demiş ya içerideki sahabeye. Abdullah da dışarıdan mescide geliyor. Dışarıda içeri girmemiş. Duymuş peygamberin oturun demesini hemen olduğu yere çöktü. Allah Resulü mescitte belki bir saatten fazla sohbet yaptı. Medine'de 60 derece 50 derece güneşin altında dışarıda Abdullah oturmaya devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselam sohbet bitti, cemaat dağıldı, mescitten çıktı, baktı ki Abdullah oturuyor. Abdullah hayırdır, niye oturuyorsun dedi. Dedi ya Resulallah siz az önce oturun dediniz ya, o yüzden oturuyorum. Ama dedi ben sana demedim, mescidin içindekilere demiştim. Olsun ya Resulallah, bu kulaklar sizin ağzınızdan oturun sözünü duydu mu? Ben nasıl oturmam ya Resulallah dedi. Ta ki siz bana kalk deyinceye kadar da buradan kalkamam ben. Sahabe hayatında peygamber nasıl? Sünnet anlayışı nasıl? Şimdi biz bir sünneti yalvarıyoruz cemaate ki ne olur sünnet, peygamber şöyle yaptı, şunu yaparsan sünnettir, şöyle sevabı var, 100 şehit sevabı var, peygamberle ahirette beraber olmak. Hala bakıyoruz işte gene yok, gene yok. Niye? Çünkü muhabbet yok bizde. Allah Resulü Aleyhisselam sahabenin gençleri aralarında oyun oynuyorlar. Oyun derken aralarında ok atışıyorlar. Öyle bizdeki gibi oyun, bilgisayar oyunu, top oyunu değil yani. Onların oyunları bile Efendimiz görünce ne dedi? Maşallah dedi. Babanız İsmail de güzel ok atardı, güzel ata binerdi. Ne öğretiyor gençlere Efendimiz? Atıcılık ve binicilik sünnettir. Çocuklara eğer bir şey öğretecekseniz yüzmeyi öğretin, atıcılığı öğretin, ata binmeyi öğretin. Bunlarla meşgul olsunlar. Bunlar sünnettir. Efendimiz Aleyhisselam en nihayet dedi ki oyun oynuyorlar iki tane takım. 3-5 çocuk bir tarafta, 3-5 çocuk bir tarafta. Efendimiz dedi ki ben de oynayabilir miyim sizinle? Ne demek ya Resulallah? Elbette buyur. İyi o zaman dedi. Ben şu takımdan olayım dedi. Bir takıma geçti Allah Resulü Aleyhisselam. O beraber olduğu takımdakilerle Allah Resulü Aleyhisselam da hedefe ok attılar. Şimdi sıra karşı takıma geldi. Efendim hadi şimdi sizi görelim bakalım kim kazanacak? Çocuklar duruyorlar. Hadi sizi görelim atsanıza. Çocuklar atmıyorlar. Efendimiz atsanıza dedi, yarışıyoruz, oynuyoruz. Çocuk sahabe çocuğu. Dediler ya Resulallah, bizim ne haddimize, senin karşında sana rakip olmak, senin karşındaki efendim tarafta olup da sana karşı ne mümkün ya Resulallah, haddimize mi? Haya eder, Allah'a sığınırız dediler. Sahabenin çocuğundaki peygamber sevgisini, aşkını, muhabbetini, peygambere ittibaını, intisabını, ümmetliğini. Şimdi kocaman kocaman bugünün Müslümanlarına
Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetlerini. Sünnet derken burada bir parantez açalım. Sünneti de yanlış anlıyoruz. Çünkü bize yanlış anlatıldı. Birilerinin belki işine öyle geldi, bilmem. Sünnet nedir diye sorsam, şöyle çıkarken herkese bir kağıt bir kalem versem, desem ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti dendiğinde ne anlıyorsunuz? Aklınıza gelen şeyleri yazın. Yemin olsun, yemini tasvip etmiyorum, doğru değil ama sizi tenzih ederim şu ümmetin çoğuna. Peygamberin sünneti dendiğinde ne anlıyorsunuz diye sorsam, çoklarının yazacak olduğu şey sakal bırakmak, abdestten önce misvak kullanmak, suyu oturarak içmek, üç yudumda içmek, namazda sarık sarmak, yatarken sağ omuzu üzerine yatmak, camiye sağ ayakla girmek, bu ve bu benzeri şeyleri sünnet diye yazacaklar. Doğru mu? Eyvallah. Bunlar sünnet mi? Sünnet. Ama sünnet dediğimde aklınıza bunlar geliyorsa peygamberi tanımadık. Sünnet dediğimde aklınıza gelmesi gereken şey nedir? Efendimizin 23 yıllık hayatının tamamı. Yani Allah Resulü devleti idare etmesi de bizim için sünnet. Orduya komutan olması da bizim için sünnet. Ekonomiyi yönetmesi de bizim için sünnet. Yaptığı siyaset de bizim için sünnet. Eğitim modeli de bizim için sünnet. Kılık kıyafeti de bizim için sünnet. Hayatının tamamı bizim için sünnet. Efendimizin hayatının tamamını sünnet gören, kabul eden, hayatın tamamında peygambere ittiba edenleri Allah diyor ki ben severim. Allah sevdiği kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.